Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. İyi seyirler. Heyecanla beklenen Dünya Kupası 2018 Rusya'nın ev sahipliğiyle 14 Haziran Perşembe günü başladı. 20 Haziran Çarşamba gününün ilk maçı, B grubunun 3. maçı olan Portekiz-Fas maçı olacak ve Dünya Kupası'nın 7. günü oynanacak. İki takımın analizlerine geçelim. Portekiz 2016 Avrupa şampiyonu, fakat Dünya Kupası'nı hiç kazanamadılar. 2006 yılında turnuvayı 4. olarak bitirdiler. Dünya Kupası 2018 için 4 hazırlık maçı yaptılar. 2 mağlubiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgileri var. En büyük kozları tabii ki de Cristiano Ronaldo'dur. Portekiz mücadeleci ve pes etmeyen bir futbol oynuyor. Takım savunması da gayet başarılı, yüksek ihtimal ile gruptan çıkabilirler. Fas takımı turnuvaya 5. kez katılacak. Fas milli takımında birçok yıldız barındırıyor. Dünya Kupası'na katılmak için 6 maç yapan Fas ekibi, 3 maçı kazanıp 3 maçı da beraberlik ile hiç yenilmeden bitirdi. Fas hücuma genelde uzun paslar ile çıkıyor. Ayrıca duran toplarda da başarılılar. Savunmada ise tam saha baskı yapıyorlar. Fakat B grubunda Portekiz ve İspanya olması bu takım için şanssızlık. Peki Portekiz ve Fas maçı istatistikleri nedir? Maçı kim kazanır? İşte detaylar. %58 oranla Portekiz kazanabilir. %15 oran ile de Fas maçı alabilir. Maçın berabere kalma olasılığı ise 27. Muhteşem bir futbol şöleni bizi bekliyor olacak. Turnuva analizleri devam edecektir. Bizi izlediğiniz için teşekkür eder. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.